Uyan Türkiye'den herkese merhabalar efendim. Günaydınlar. 22 Ekim 2014 Çarşamba sabahında yine birlikteyiz. Ekim'i bitirmek üzereyiz. Haftanın tam ortasındayız. Umarım herkes uyanmıştır. Cem TV'de ve Cem Radyo'da 96.4 Cem Radyo'da ortak yayında birlikteyiz. Bizleri güzel bir gün bekliyordur umarım. Hepimizin enerjisi, sabrı bol olur. Ve hepimiz de ruh ve beden olarak sağlıklıyızdır umarım yine bu sabah. Hep böyle iyi şeyler, umalım ki iyi şeyler üzerimize gelsin. Hani iyi düşünelim, iyi olsun. Artık haydi mi dersiniz, Pollyanna mı dersiniz, kime bağlarsanız bağlayın. Bu böyle olmak zorunda. Çünkü ne kadar iyi düşünürsek o kadar iyiyi davet ediyoruz gibi geliyor. Tabii bunun aksine çalışan çok ciddi bir güruh da olduğunu da göz önünde bulundurursak çok çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Efendim bağlantılarımızı hatırlatalım. Bizlere SMS göndermek isterseniz Uyan Türkiye'ye yazıp bir boşluk bırakarak mesajlarınızı 2864'e gönderiniz. Elektronik postalarınızı uyanturkiye@cemmedia.com internet adresimizde bekliyoruz. 96.4 karasal frekansımız cemradio.com ve cemtv.com.tr internet üzerinden bize ulaşabileceğiniz adresler efendim. Türksat Uydu'dan hem televizyon hem radyo olarak ve televizyon olarak da Desimart 242'den sizlerle birlikteyiz. Her sabah olduğu gibi yine evinizde, yollarda, iş yolunda, belki yürüyüşte, belki de böyle biraz uykunuzun arasında size misafir oluyoruz. Güne beraber başlıyoruz. Birlikte uyanıyoruz. Umarım uyanıyoruzdur. Uyan Türkiye diyoruz hep. Bugün tabii ki her zaman olduğu gibi gazetelerimiz, sosyal medya haberlerimiz hepsini harmanlayacağız. Günün makalesini okuyacağız. Bugün Cem Mumcu okuyacağız Cumhuriyet Gazetesi'nden. Çok önemli bir makale yazmış köşesinde. Ve biraz televizyon programlarından söz edeceğiz. Çünkü televizyon sosyoekonomik durumumuzdan ötürü çok önemli bir, her şeyden önce bir eğlence aracımız ama aynı zamanda bilgi alma, haber alma vesaire her türlü televizyona biraz da bağımlı yaşayan bir toplumuz biz. Yani televizyonumuzu seyrettiğimiz program bitince kapatmak gibi bir alışkanlığımız yok. İstiklal Marşı bitene kadar televizyonun karşısında oturan bir neslin devamı olarak şimdi 24 saat yüzlerce kanal bir kumandanın içinde eskiden bir tek kanalımız vardı. O bir tek kanalda ama her şey vardı. Bilgi adına, eğlence adına, hoşluk adına her şey vardı. Sinema mı istiyorsunuz? Sinema vardı. Belgesel mi istiyorsunuz? En alasından. Yarışma en eğlencelisi, en kafa çalıştırıcısı. Diziler daha başlamamıştı. Konuşanlar, spikerler, haber sunucuları, hani şimdinin moda tabiriyle Anchorman ve Anchorwoman'lar gerçekten bu mesleğin hakkını veren duayen ustalarımızdı. Hayatta olmayanlara ışıklar içinde olsun diyoruz. Onlar bizim ışığımız, yol göstericimiz, aydınlatıcımız. Bir Jülide Gülizar hatırlıyorum. Bir Zafer Celasun hatırlıyorum. Aytaç Kardüs hatırlıyorum. Hatırlarsınız siz de belki. Küçücük yaşlarımdan bu zamana ne kadar özenli, ne kadar Türkçeyi güzel kullanabilen haber spikerleriydi. Bugünün tarihine baktığımda, tarihte neler olmuş diye baktığımda 1988'de 22 Ekim'de Barış Manço'nun o da rahmetli olsun, o da huzurda olsun diyoruz. Artık bizi cennetten izliyor. 1988'de 7'den 77'ye programını başlattığını duydum. Programımızın sonunda döneceğim bu konuya. Ne kadar çocukların yararına, ne kadar iyiliğine bir programdı. Bunu da konuşacağız. Bugünün televizyon programlarıyla ilgili bir girizgah yapayım dedim. Çünkü bu noktada biraz dertliyiz galiba. Hepimiz de çok memnun değiliz bize sunulan kalitesiz yapımlardan. Evet, gazetelerimize başlayalım mı dilerseniz? Bir hayli haber birikti. Bakalım neler olmuş gazeteler. Çeşit çeşit hepsi önümde. Bakalım gündemi nasıl görmüşler? Hep birlikte bir bakalım. Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyorum. Mali suçlar. Mali suçları araştırma kurulunun 17 Aralık'ın kilit ismine bir teşekkür etmediği kalmış. Sen neymişsin sarraf başlığı üst başlığı ile çıkmış Cumhuriyet Gazetesi. 17 Aralık kapsamında hazırlanan MASAK raporunda
Rıza Sarraf'a övgüler yağdırıldığı ortaya çıktı. Raporda Türkiye'nin İran ve Dubai ile dış ticaretinde 2012'den sonra sıçrama olduğu, bunun da Sarraf'ın şirketlerinden kaynaklandığı vurgulandı. Raporda İran'dan Sarraf'ın şirketlerine gönderilen paranın 112 milyon liradan 14.3 milyar lira düzeyine geldiğine dikkat çekilerek söz konusu artışın ülkemizin dış ticaret hacminde artışın da kaynağını teşkil ettiğini düşünülmektedir dedi. Neredeyse devlet onur madalyası verecekler Rıza Sarraf'a. Böyle olunca belki Rıza Sarraf kendi de inanıyordur böyle bir adam olduğuna. Zaten son derece ailesiyle de rahat bir hayat yaşıyor, ortalarda geziyor. Hakikaten herhalde kendisi de inanıyor böyle bir yaşam sürdüğüne. Peki bizim gördüklerimiz ne olacak? Onu soruyoruz, sorguluyoruz. Hayretler içindeyiz. Ağzımız açık bir şekilde olayları izliyoruz. Ama hiçbir şey değişmiyor. Bir film seyreder gibiyiz. Yani gözlerimizin önünden şeritler geçiyor. Biz bu filmin dışındayız. Bu bir film. Bu bir uzun süren bir korku filmi. Hani bir şey olacak, sinemanın ışıkları yanacak, perdede jenerik geçmeye başlayacak, akış başlayacak ve biz sinemada hani çıkış kapısında yeşil yandığında dışarı çıkacağız. Böyle bir hissiyat içindeyim. Bilmiyorum siz de bu hislerimi paylaşır mısınız benimle? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık dosyasını kapatan savcı Aydın Er'i yerimde Führer olsaydı nasıl karar verirdi diyen Nazilerin adalet müsteşarı Hans Frank'e benzetti. Aydın Er'i Sarraf'ın avukatlığını yapmakla suçlayan Kılıçdaroğlu hırsız ve rüşvetçilerin Pinochet gibi yargılanacağını söyledi. Evet biz de görmek istiyoruz. Yani adil yargılanmalarını istiyoruz. Bu ülkede yaptıklarının cezasını mutlaka görmelerini istiyoruz. Bu ülkeye hizmet ederek cezalandırılanların çektiği zulümlerin aynısını çekmelerini değil, adil yargılanmalarını istiyoruz. Önemli olan adaletin doğru işlemesi. Çünkü adalet yanlış işlerse bir gün size de yanlış işler. İşte böyle bir düzen istemiyoruz. Böyle bir düzenin sonu yok çünkü. Ne zaman olacak ama inanın görmek istiyorum. Yani bunun içinde yani insanların biraz da artık yaşam amacı oldu sanki böyle bir sonu görmek. Amerika Birleşik Devletleri emrivakisiyle Kobani politikası çöken Ankara imaj kurtarma çabasında biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan PYD ile PKK eştir bizim için ikisi de terör örgütüdür dedi 36 saat geçmeden. PYD'ye bir koridor açıldığı, silah temin edildiği ve PYD güçlerinin Delta Force'la birlikte orada savaştığı ortaya çıktı. Ve Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak bilgi verdiği söylendi. O telefonda bilgi yerine ne konuşulduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz galiba. Ve bununla da Kobani politikası gerçekten çökmüş oldu hükümetin, Ankara'nın. Amerika bastırınca Türkiye PYD'ye silah yardımından askeri koridora kadar itiraz ettiği her konuyu kabul etmek zorunda kaldı. Diplomatik hezimetin ardından bölgede ve iç kamuoyunda imajı kurtarmak için sürecin içindeyiz görüntüsü verilmeye başlandı. Başbakan Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu koridor için görüşmelerin sürdüğünü açıklarken MİT Müsteşarı Fidan'ın Dohuk'a gittiği iddia edildi. Amerikalı ve Türklerle görüşüldü. Peşmerge Bakanlığı ve Genel Sekreteri Yaver de pazar günü Erbil ve Habur'da Amerikalılar, Türk yetkililer ve YPG'lilerle ayrı ayrı görüşüldüğünü açıkladı. PYD Başkanı Müslim, Türkiye'nin peşmergenin geçişini kabul ettiğini, teknik kısımların kaldığını söylerken İKYB Başkanı Barzani'nin peşmergeye 48 saat içinde Kobani'de konuşlanması talimatı verildiğini bildirdiği söylendi. Yani her şey olup bitmiş zaten. Biz karşıyız, istemiyoruz, koridoru açmıyoruz, silah da vermeyeceğiz, vermiyoruz falan filan derken meğer hepsi yapılıvermiş bir anda. İşte hakikaten bu zor durumda bıraktı. Peki Ankara'nın zor durumda kaldığını algılayan insanlar topluluğunu görmek istiyorum hakikaten. Anketlerde başladı zaten anketler yavaş yavaş. Çünkü 2015 Haziran'ı yaklaşıyor. Pek de bir şey kalmadı. Gerçekten çok uzun bir zaman yok. Bir yıldan az bir zaman var genel seçimlere. O genel seçimlerde bakalım neler olacak.
Zeytine balta, köylüye kelepçe. Evet, zeytin ağacının altında nöbet tutmak zorunda kalan toprağımızın insanı. Soma'da köylerine yapılacak termik santral için zeytin ağaçlarının kesilmesine direnen Yırca köylüleri ve çevreciler Colin şirketinin güvenlik görevlilerince darp edildi. Güvenlikçiler protestocuları kelepçeleyerek gaz sıktı ve jandarmaya teslim etti. Yerlerde sürüklenen kadınlar var, ellerinde, bileklerinde kelepçe olan fotoğrafta, Cumhuriyet Gazetesi'nin baş sayfasında. Yırca köylüsü kim oluyor? Tabii ki köylülerin geçim kaynağına destursuz dalınacak. O köylüler dövülecek, ağaçları kesilecek ki seneye bitecek termik santralın karın tokluğuna taşeron işçisi olsunlar diyor Çiğdem Toker 10. sayfasındaki yazısında Cumhuriyet Gazetesi'nde. Validebağ Korusu'nun komşu parselinde cami yapılmak istenen park alanına dün sabaha karşı iş makinesiyle baskın yapıldı. Yurttaşlara müdahale edildi. İnşaat için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Şu yürütmeyi durdurma kararlarının ne derece uygulandığını da bu ülkede çok merak ediyorum. Güvenlik reformu başlığı altında baskı paketini Alevi kamuflajı. Başbakan Davutoğlu özgürlükleri kısıtlayan güvenlik reformunu maskeleyerek açıkladı. Hakim kararı olmadan 24 saat gözaltı süresi getiren, maskeyle sokağa çıkanları potansiyel suçlu sayan, Twitter'ın yasaklanmasının önünü açan düzenlemelere uyuşturucuyla mücadele, Alevilerin sorunlarının çözümü, iş güvenliği gibi maddelerin de eklenerek kamuflaj edildiği söyleniyor. Şimdi bu bütün bu maddelerin saydığım 24 saat gözaltı süresi getiren hakim kararı olmadan yüzünde maske olan herkesin potansiyel suçlu sayıldığı bir kanunun içine Alevilerin sorunlarının çözümleri ne alakadır? Onu anlamak istiyorum açıkçası. İnternet yasaklarını eleştiren Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınki gibi öfkeli çıkışların gelmeye devam edeceğini söyledi. Bu durum geleceğe yönelik altımızı kazacak diyen Eczacıbaşı, her gün internete daha da karşı oluyorum sözlerinin bürokrasiye yansımasının çok ağır olduğunu vurguladı. 2014'te 21. yüzyılda dünya teknolojisinin inanılmaz boyutlara geldiği, insanın neredeyse ölümsüzleştirmeye yolunda ilerlediği bir çağda internete karşı olmak nasıl bir şeydir efendim? Bunu da nasıl anlarız bilmiyoruz. Evet, onlar artık mevsimlik işçi. Kimler onlar? İzmir Tire'de kurdukları çadır kenti ikiye ayırmışlar. Sol tarafta Arap, sağ tarafta Kürt kökenli Suriyeliler kalıyor. Sayıları önceki gün doğan bebekle 301 olmuş. Mardinli dayı başının bulduğu biber toplama ve kurutma işinde günlüğü 15 liraya çalışıyorlar. Ama bu paranın büyük bir kısmı da dayı başına gidiyor. Sistem aynı şekilde çalışıyor. Sadece figüranlar değişiyor. Bu sefer figüranlar Arap ve Suriyeli mülteciler. Onlar da mevsimlik işçi olmuşlar. Peki bizim mevsimlik işçilere ne olacak diye sormak istiyorum bu noktada. Çünkü işsizliğin hükümet tarafından da son artık aylarda ciddi anlamda arttığı, son bir ayda tam 213 bin işsiz sayısı söz konusu olduğu sadece bir ayda bir durumda mevsimlik mülteci işçiler ne kadar etkiler bu bizim işsizlik oranlarımızı diye düşünmeden edemiyorum. Hürriyet gazetesi var elimde. Hürriyet'in üst manşetinde zafer vakti diyor. Zafer vakti kaç? 21.45'te efendim, zafer vaktiymiş. Galatasaray Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi 3. maçında bu akşam Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak Galatasaray. İlk iki maçında bir yenilgi ve bir beraberlik alan Sarı Kırmızılar arenadan 3 puanla ayrılıp iddiasını grubunda sürdürmek istiyor. Yalnız Borussia Dortmund'lu taraftarlara dün akşam Beyoğlu civarında yapılan çirkin hareketler ne yazık ki yine ön plana çıktı. Şunları yapmadan duramıyoruz. Ülkemize gelen insanları Türk misafirperverliği diye bir hani vardır bir laf. Hani misafirperveriz de hakikaten bir köye gidersiniz Tanrı misafiri deyip bir evin sofrasına bile kurulabilirsiniz. Ama nedense bakınız Borussia Dortmund taraftarı İstanbul'a gelmiş. Sonuçta
bilet alıp o maçı izleyecek. Biz o kadar alıştık ki tek başımıza maç seyretmeye, taraftarsız, illa kendimiz gibi olan insanlarla, tırnak içinde söylüyorum, kendimiz gibi olan insanlarla vahşi bir şekilde maç seyretmeye o kadar alıştık ki etrafımızda farklı renkli formalar görünce gerçekten gözümüz dönüyor galiba. Bunun da şiddetle kınıyorum bu hareketleri. İsterse Galatasaray 5-0 maç kazansın, daima bu çirkin hareketler, bu ama Galatasaray, ama Fenerbahçe, ama hangi takım olursa olsun, hep maçın, sporun, skorun, başarının önüne geçecektir. Bir arada oturmayı beceremiyoruz. Bu bir gerçek. Ve bunu bize dayatanlar, bizi böyle alıştıranlar, sırf güvenlik yüzünden seyirciyi birbirinden koparak gerginliği tırmandıranlar, kendi görevlerini yapmamak için, kolaya kaçmak için, güvenliği sağlamak için kapatmayı ve yasaklamayı sağlayanların sorumluluğundadır bu. Ben böyle düşünüyorum. Yargıtay'ın örnek kararı, Yargıtay'dan çıkan karar çok önemli. Kaçak elektriği dürüst niye ödesin? Aklın yolu bir, nihayet aklın yoluna gelmişler. ÇEDAŞ'ın faturasındaki kayıp kaçak bedeline itiraz davasında değerlendirme yapıldı. Enerji nakliye lisansında meydana gelen kayıp ile hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek, hukuk devleti ve adalet düşünceleriyle bağdaşmamaktadır. Hem de nasıl bağdaşmamaktadır? Bir ara faturalarımızda KK diye bir madde vardı. Hani miktarı yazıyordu. Kaçak kullanım. Kaçak kullanım. Yani birileri para ödemeden elektrik kullanıyor. Para ödeyen abonelerden para ödemeyenlerin parasını tahsil ediyorlardı. İşte böyleydi bu durum. Kesinlikle adil değildi. Yargıtay, elektrik dağıtım şirketlerinin faturalara kayıp kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeli yansıtmasının hukuka uygun olmadığına karar verdi. Dileriz bu karar uygulanır efendim. Ve tabii ki geriye dönük bu alınan paralarında abonelere ödenmesi gerekiyor. Ama bunun kolay bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani ne kadar alınmışsa mesela o miktarın faturalardan düşülmesi gerekiyor. Yani abone bir de gidip bu paranın peşinde koşmamalı. Çünkü o parayı bizden usulsüz olarak aldınız. En kolay şekilde, bizi en yormayacak şekilde faturamızdan düşerek o parayı bize geri iade etmelisiniz. Ve bunun da bedelini faturaya yansıtmalısınız. Bu kadar basit. Çünkü artık hakikaten bu ülkede insanların eziyet çekecek hali kalmadı. Çünkü her yerde bir eziyet çekiyorsunuz. Devlet dairesi dendiği zaman, hastane dendiği zaman, işte vergi dairesi dendiği zaman insanların tüyleri diken diken oluyor. Çünkü mutlaka orada bir sorun çıkacağı, orada işinin halledilemeyeceği, orada saatlerce bekleyeceği anlamına geliyor bu dairelerin isimleri. Evet, asansör için kan parası. Mecidiyeköy'deki Torun Center'ın inşaatında 6 Eylül'de meydana gelen faciada ölen 10 işçiden Bilal Bal'ın ailesinin avukatı, biz ve 7 aile şirketten tatmin edici para aldık, şikayetten vazgeçtik dedi. Ve takipsizlik kararı alınmış. Cumhuriyet Gazetesi'nin alt köşesinde vardı. Oradan başlayayım dilerseniz habere. Torunlar tarafından yaptırılan Gökelen'de 10 işçinin ölümüne neden olan asansör faciasına ilişkin iddianame hazırlandı. Şirketin yönetim kurulu başkanının da arasında bulunduğu 9 kişiye takipsizlik kararı verildi. 25 kişiye dava açıldı. İddianamede sorumluların yaşanan kazalara karşı önlem almadığı belirtildi. Takipsizlik kararı ve kan parası. Yani hangi devirde yaşıyoruz? Nasıl insan canının, insan güvenliğinin bir karşı? Yani parası neyse veririz midir? Bu kadar basit midir insan hayatı? Peki canlarını kaybeden, şimdi kınamak da istemiyorum, İnsanların durumları ortada, ekonomileri ortada. Canlarını kaybetmişler bir taraftan, içleri yanıyor. Ama bu nasıl bir şeydir? Giresunlu işçi Bilal Bal'ın ailesinin avukatı Mustafa Tanrıverdi, Hürriyet'e yaptığı açıklamada sorumluluk tamamen asansör şirketindeymiş. Torunlar şirketinden tatmin edici bir miktar ödeme yapıldı. Sulh protokolü yapıldı. İmzamızı attık, paramızı aldık. Çeki de tahsil ettim. Son iki aile kaldım. İtaat Torun bu işin üzerinde duruyor, diyor. Savcılığın Torunlar İnşaat Asansör Firması GEDA Majör ve İş Güvenliği Firmasından
bazı yetkililer ile iş yeri hekimi dahil 25 sanık hakkında hazırladığı iddianame mahkemeye sunuldu. Savcı sanıklar hakkında 4 ile 22,5 yıl arasında hapis cezası isterken torunların patronları Azize ve Metorun hakkında takipsizlik kararı verildi. Şimdi buldunuz günah keçilerini, onları sürüyorsunuz ortaya. Belki de hapis cezası alacaklar. Adalet yerini bulacak. Siz para vereceksiniz. İnsan hayatının karşılığını parayla ödeyeceksiniz. Tırnak içinde söylüyorum. Ödenemez tabii ki ama parayla ödeyeceksiniz. Sonra da geceleri uyuyacaksınız. Nasıl uyuyorsunuz çok merak ediyorum. Gerçekten nasıl uyuyorsunuz çok ama çok merak ediyorum. Dünyada insan hayatına değer verilen yerler de var. İngiltere'de geliştirilen teknikle omuriliği tamamen koptuğu için yürüyemeyen Bulgar itfaiyeci Darek Fidya yürümeye, araç kullanmaya başladı. Omuriliği burun hücreleriyle onarılan Fidya için İngiliz Profesör Reisman, insanın ayda yürümesinden daha etkileyici dedi. Evet, buna bakmak istiyorum. Böyle haberleri okumak istiyorum. Tıpta devrim bu efendim. Tıpta gerçekten devrim. Biz insanlarımızın sosyal güvenlik kurumu insanlarımızın tedavilerini kısıtlarken, aldıkları rutin ilaçlara kota koyarken vesaire, bakınız dünyada neler oluyor efendim. İngiltere'de hiçbir yerini hareket ettiremeyen felçli hasta burun hücreleri omuriliğine enjekte edilerek yürütüldü. 4 yıl önce bıçaklanarak sakat kalan Bulgar itfaiyeci Darek Fidya, geçirdiği ameliyattan yaklaşık bir yıl sonra yürüteç yardımıyla yeniden yürüyor, araç kullanıyor. Fidya'yı ayağa kaldıran teknikte burun hücreleri kullanıldı. Kokuyu beyne ileten sinirleri onaran koku epitel hücrelerini Fidya'nın omuriliğine enjekte eden bilim insanları, itfaiyecinin ayak bileğinden alınan sinir dokularıyla da kopan omurilik bölümünü birbirine bağladı. Kopan sinir liflerinin yeniden büyümesini ve bağlanmasını sağladı. Ameliyatı yapan Polonyalı doktorlardan Pavel Tabakov, müdahaleden 4 ay sonra Fidya'nın vücudunun alt bölümünün his ve hareket özelliğini yeniden kazanmaya başlamasını, soğuk ve sıcağı yeniden hissetmeye başladığını hissetti. Omuriliği kopan bir hastanın yürümesi tıpta devrim olarak nitelendirildi. Çünkü en hayati organlardan biri omurilik. Kopmuş bir hastanın yeniden yürümesi, araç kullanabilmesi gerçekten tıpta bir mucize. İnsan hayatının değerinin ne kadar fazla olduğu, bu insanın ne kadar en kaliteli şekilde yaşamasına çalışıldığının çok güzel bir örneği. Hakikaten bunları kendi coğrafyamda, kendi topraklarımda görmek istiyorum. Ama İnsanlık için çalışanları gördükçe de umutları taze tutmaya çalışıyorum bir taraftan da. Bir Gün gazetesinde sıra. Perihan Maden için suç duyurusu. Münevver Karabulut'un ailesi, Taraf gazetesi yazarı Perihan Maden hakkında hakaret, suçu ve suçluyu övme suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunan aile, Perşembe günü Maden'in köşe yazısında suç işlediğini belirterek dava açmasını talep etti. Bunlar çok hassas konulardır. Hele ki böyle trajik olaylarda çok hassas konulardır. Çok da fazla özel hayata girmemek gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten insanlar çok ağır acılar çekiyorlar. Adalet malınızın mülkünüzün temeli. Parayla dost, doğaya düşman, emekçiye düşman. Ne için deniyor buna? Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen Torunlar İnşaat'ın sahipleri hakkında verilen takipsizlik kararını Bir Gün gazetesi manşetine taşımış. Sorun da bildirilmiş. İddianamede işaret edilen bilirkişi raporunda ise asansörlerde sorunların sürekli tekrar ettiği, sınır kesicilerinin olmadığı, bu sorumlulardan asıl işverenin de haberdar olduğu e-posta yazışmalarından tespit edilmiş. Buna rağmen şirketin sahipleri ve yetkilileri ne takipsizlik kararı verilmiş. Yani artık hakikaten adalet malınızın mülkünüzün temeli. Yani malınızı mülkünüzü adalet koruyacak bundan sonra. Ama ters yönde tabii ki. Efendim, hava durumunu alacağız.
Metin Çakıroğlu telefon hattımızda bize haftanın geri kalan günlerinin belki de hafta sonunun tiyolarını verecek. Hoş geldiniz yayınımıza, günaydınlar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bilgileri sizden alalım, buyurunuz. Bugünkü yaptığımız değerlendirmelere göre bütün bölgelerimiz az bulutlu ve açık. Güneybatı kesimleriyle zamanla ülke geneli parçalı bulutlu. Öğle saatlerinde Muğla ve Antalya'nın kıyı kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde Antalya, Muğla ve İzmir il geneliyle Balıkesir ve Aydın kıyıları, Çanakkale ve Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçmesini tahmin ediyoruz. Sabah saatlerinde iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekliyoruz. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde rüzgarın esmesini tahmin ediyoruz. Bu bakımdan bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece civarında artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Bugün için bazı merkezlerimizdeki hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, İstanbul az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23 derece. İzmir parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde sağanak yağışlı 22 derece. Antalya parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde kıyı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı 23 derece. Ve son olarak Ankara az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesini bekliyoruz. Günün en yüksek sıcaklığı ise 21 derece civarında olacak. Yaptığımız değerlendirmeler ve tahminler bu şekilde. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ve bir de yol durumuna bakalım dilerseniz. D100 Kaynarca Tuzla yönü hasarlı trafik kazası, bir şerit trafiğe kapalı, olay yerine ekipler sevk edilmiş. D100 Florya Sefaköy yönü araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. D100 Küçükyalı Bostancı yönü yaralanmalı ne yazık ki trafik kazası. Bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü hasarlı trafik kazası. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Topkapı Cevizli Bağ yönü yine araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. Efendim, direksiyon başında olanlara bol sabır diliyoruz. Bizi direksiyon başında dinleyen Cem Radyo'nun sevgili izleyenlerinin yolları açık olsun diyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Bu arada güzel bir müzikle birazcık rahatlayacağız. Sonra yine buradayız. Bizden ayrılmayın efendim. Uyan Türkiye'den bir daha günaydın. Televizyonlarını ve radyolarını yeni açan bütün izleyenlerimize ve dinleyenlerimize kolay gelsin diyoruz yeni baştan. Ve gazete turumuza devam ediyoruz ve bakıyoruz gazeteler gündemi nasıl görmüş dünden bu yana. Efendim, Takvim gazetesi var elimde. Üst manşetinde Yeni Türkiye, Yeni Hayat başlığı var. Sürekli olarak yeni Türkiye'den söz ediliyor. Yeni Türkiye, yeni Cumhuriyet, yeni. Eskisini sanki çok güzel hazmettik de, çok güzel hakkını verdik de yenisi kusur kaldı. Sosyal hayatta neler olacakmış yeni Türkiye'de? Ehliyet ve pasaportları nüfus idaresi verecek. İsim değişikliği için mahkeme kararı gerekmeyecek. Bir dilekçe yetecek. Toplumsal güvenlik, polis Avrupa Birliği standartlarında yetki sahibi olacak. Avrupa Birliği standartlarında. Avrupa Birliği standartları şöyle bir yan baktıysa, ben senin bakışını beğenmedim deyip gözaltına alıyor mu acaba Avrupa Birliği ülkelerindeki polisler? Bunu araştırmak lazım. Gösterilerde oluşacak zararları suçlu ödeyecek. İnternette şiddet çağrısı yapanlara ceza verilecek. Peki şiddet söylemindeki, şiddet söyleme içeren cümleler kuran politikalarda ceza, politikacılar da cezalandırılacak mı diye sormak istiyorum. Şimdi Twitter'dan, Facebook'tan, sosyal medya üzerinden insanlar nefret ve şiddet çağrısı yapabilirler, yapıyorlar. Bunlara son derece karşıyız. Bu nimetin, bu çok önemli kaynağın bu şekilde kullanılmasına şiddetle karşıyız da. Peki bizzat bu ülkeyi yönetenlerin ağzından çıkan nefret söylemleri de cezalandırılacak mı? Onu da bilmek istiyoruz. Bu konuda bu ülkede yaşayan tüm vatandaşların, bizi yönetenler dahil, çünkü onları biz vekil tayin ettik oraya. Kendimiz gidip oralarda yönetim yapamayacağımız için. Onlar da
bu suç, bu şiddet ve nefret söylemleri ve çağrıları yüzünden işaret eden, hedef gösteren konuşmalar yüzünden ceza alacaklar mı? Yeni Türkiye'nin defterinde bunlar da yazıyor mu acaba? Bonsai tüccarları terörden yargılanacak. Tüm uyuşturucu tacirlerinin en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Çünkü çocukların, gençlerin hayatını söndürmek üzerinden hayatını kazanmak bu dünyadaki en büyük ahlaksızlıklardan bir tanesi ve en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Bakalım geri kalan başlıkları nasıl? First destek başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye davet ettiği Katar emiri El Sani'nin annesi Şeyka Monzahi ile birlikte Antep'te Suriyeli sığınmacıları ziyaret etti. İkili çocuklara hediyeler verdi. Sayın First de hanımefendiyi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin himayesindeki kız çocuklarını, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki yetim çocukları, Darüşşafaka'daki çocukları ve bu ülkede bir zamanlar bir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı vardı. 24 tane sokak çocuğu var diyordu İstanbul içinde. Hatta bir mizah dergisi 24 tane çocuk var sokakta, onları da gezi kolu yaptık diye hicvetmişti bu tuhaf açıklamayı. Acaba onları da ziyaret etmek düşüncesinde midir Sayın First Lady hanımefendi? Bence etmelidir, çünkü bu çocuklara şiddetle bir şefkat eli, bir anne eli gerekmekte. Bir First Lady hanımefendi olarak da ilk vazifelerden biri bu olsa gerek. Sayın Emine Erdoğan'a da buradan bir davet, bir çağrı herhalde programında vardır böyle ziyaretler diye düşünüyorum efendim. Total suikast yazıyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımına karşı çıkan Total şirketi şok bir haberle sarsıldı. Şirketin CEO'su Christophe de Margerie Moskova'da uçak kazasında öldü. Kalkış sırasında aniden önüne çıkan kar küreme aracına çarpması sonucu olayda suikast şüphesi güçlendi. Margerie'nin Rus lider Medvedev ile yaptığı özel görüşmeden döndüğü belirtildi. Hakikaten çok kirli, karanlık işler dönüyor dünyada. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Dünyanın bir yarısı insanları yaşatmaya, diğer yarısı da yok ederek bundan para kazanmaya çalışıyor. Plastik ile ilgili bir haber var. Çünkü plastik herkes kullanıyor, hepimiz kullanıyoruz. Evlerde kullanılan plastikler sağlığımızı tehdit ediyor. Hormonları olumsuz etkileyen bu kaplar özellikle kadınlarda tesirli oluyor diyor ve haberin devamında gazetenin içinde yer almış ilgilenen insanlar, ilgilenen kişiler için bildirilir. Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Polis devletinin ilanı sürmanşeti var Evrensel Gazetesi'nde. Başbakan Davutoğlu polisin yetkilerini arttıran iç güvenlik paketini açıkladı. Birisi molotof atıyor, molotof kokteyli de suç olarak görülmediği için polis onu aldığında, karakola götürdüğünde gözaltına alınamıyor diyen başbakan yeni düzenleme ile polise 24 saat gözaltı yetkisi verileceğini söyledi. Avukat Yıldız İmrek, başbakanın güvenlik paketinin tamamına birlikte bakıldığında bir polis devletinin ilanı olduğu görülecektir. Avukat Ömer Kavilli ise kaskı olduğu için yüzü görülmeyen ve suç işleme özgürlüğü tanınan polise ek bir özgürlük getirmek istendiğini dile getirdi. Bu bir gerçek. Çünkü maskeli ya da yüzünü herhangi bir şekilde örtmüş kişiler potansiyel suçlu ilan edilirken kaskıyla yüzünü gizleyen ve hatta o kaskın üstünde bu yaşandı. Numarası, seri numarası da olmayan güvenlik güçlerini peki nasıl tespit edeceğiz? Çok enteresan bir söylem. İç sayfada bunu okumak istiyorum. Yani aslında istemiyorum. Aslında böyle bir şey olduğuna, böyle bir söylemde bulunulduğuna dahi inanmak istemiyorum. Çünkü gerçekten çok içimizi acıtıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması efendim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yine Gezi olaylarındaki ölümler üzerinden toplumu kutuplaştırıcı mesajlar verdi. Kobani eylemlerini Gezi Parkı direnişine benzeten Erdoğan, eylemlerde
polis tarafından başından vurulan, hayatını kaybeden Berkin Elvan için maşa ifadesini kullandı. Berkin Elvan'ın öldürülmesine tepki gösterenlerin Kobane protestolarında ortaya çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı, halbuki Kobane'de kimse yok dedi. Kobane için yapılan eylemlerdeki ölümlere de değinen Erdoğan, 42 kişinin ölümüne karşı 2 polisin öldürülmesini karşı karşıya getirdi. Sadece ölen polisleri gördü. İkinci Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumunda konuşan Erdoğan, çok enteresan, ombudsman ne demek diye baktım. Ombudsman bazen ülkeler arası, bazen ülke içerisinde çözümlenemeyen sorunları çözmek için başvurulan tecrübeli insanlar. Yani bir ara hatırlarsınız, Süleyman Demirel'e böyle bir görev atfedilmişti. Yani şimdi akil adamlar diyorlar ya, onlar gibi, ama uzlaştırıcı, uluslararası bilgiye, birikime sahip insanlar, ombudsman. Yani birleştirici, ayrıştırıcı değil. Yani açan değil, kapatan, bir araya getiren demek ombudsman. Yani asgari müşterekleri tarafların önüne koyarak birleşmeleri gereken noktaları işaret eden kişi demek ombudsman. Dolayısıyla bu toplantıda yapılan konuşmanın metni de çok çelişkili. Gerçekten hala bakınız, 16 kilo kalmıştı Berkin Elvan hayatını kaybettiğinde. Tam 269 gün küçücük elleriyle, 14 yaşındaki küçücük bedeniyle hayata tutunmaya çalıştı. Ve annesi çocuğunun cenazesinde, cenazesinin kalktığı gün yuhalandı. Nerede? Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu bir seçim mitinginde, hem de kadınlar yuhaladılar Berkin Elvan'ın annesini. Sonra bir türlü bir başsağlığı dahi, bir taziye dahi çıkmadı bu ülkenin başbakanının, cumhurbaşkanının, bir bakanının, bir valisinin, bir belediye başkanının dilinden bir başsağlığı mesajı çıkmadı. Ne Berkin Elvan için, ne Ethem Sarısülük için, ne Abdurcan için, ne Ahmet Atakan için, ne Ali İsmail Korkmaz için. Bu canlarımıza sahip çıkanlar, yine onların yanında olan halktı, halk sahip çıktı. Ben bizzat Berkin Elvan'ın cenazesindeydim. Ve kortej mezarlığa yaklaştığı sıraya kadar kimse kimsenin omuzuna dokunmadı. Hep Berkin Elvan için yüründü. O yüreğimizde o acıyı hissettik. O ailenin, o annenin, o babanın, bir anne olarak ben, başka anneler, babalar, hep çevremde anne baba olacak yaşta insanlar vardı. Bizzat oradaydım. Ve ortalığı karıştıran, yine etrafı gaza boğan güvenlik güçleriydi bir cenaze töreninde. Oysa Müslüman bir ülke burası. Bir cenaze geçerken insanlar şapkalarını çıkartırlar. Ya da bir caminin önünden bir geçerken bir cenaze gördüğünüzde durup bir Fatiha okursunuz arkasından. Kim olursa olsun, orada bir cenaze vardır. Orada bir hayat noktalanmıştır. Bir hikaye bitmiştir. Bunu düşünürsünüz. Empati yaparsınız. Bir gün orada olacağınızı düşünürsünüz. Ölümlü olduğunuzu hatırlarsınız. Mezarlıkların girişlerinde böyle yazılar vardır. Çünkü faniyiz, ölümlüyüz. Hepimizin bir ömrü var. Böyle bir dünyada bakınız, hala bari Berkin'i yattığı yerde huzur içinde bırakın. Artık Berkin'den en azından bahsetmeyin. Madem onun için ağzınızdan olumlu bir söz, bir taziye, bir rahmet çıkmayacak, susun o zaman. Başka konularda konuşun gerçekten. Geçen yıl Gezi direnişi sırasında öldürülen Berkin Elvan'ı ve Berkin Elvan için kamuoyu tepkisinde hedef alan Erdoğan, hayatını kaybeden bir çocuğun ölü bedeni üzerinden her türlü aşağılık saldırıya maruz kaldık diyebilmiş. Ancak bu gösteriler sırasında silahla öldürülen Burak kimsenin dikkatini çekmedi. Halbuki Burak'ın ailesiyle Berkin'in ailesi kol kolaydı. Bunu fark ettiniz mi? Bölmeye çalıştığınız, ayırmaya çalıştığınız,
böyle parmağınızla göstermeye çalıştığınız insanlar birbirlerine taziye ziyaretine gittiler. Çünkü evlat kaybetmişlerdi. Ortak acıları vardı. O evlatların ne yaptıkları, ne düşüncede oldukları, kaldı ki Berkin Elvan henüz 14 yaşındaydı. Neymiş efendim? Cebinde bilyeler varmış. Neymiş efendim? İşte cebinde, elinde Molotov kokteyli varmış. Elvan'ın elinde ekmek vardı. Koşa koşa gitmek istedi sadece. Bütün derdi oydu. Biliyor musunuz? Ve şöyle bir Twitter'da şöyle bir mesaj okudum ve gerçekten de çok etkilendim. Hector Vartanyan yazmış. Demiş ki, ben öldürüldüğü sırada Berkin'in cebinde ne olmadığıyla ilgileniyorum. Sıfırlanmamış avro veya rüşvet saat yoktu mesela. Demiş. Ağzına sağlık Hector Vartanyan. Çok da iyi demişsin. Altına imzamı atıyorum bu sözleri. Hayatını kaybetmiş insanların üzerinden bu kadar çok konuşmak ve hala nefret ve kin kusabilmek, bu kadar nefret ve kini bünyede barındırabilmek nasıl bir duygudur? Onu da çok merak ediyorum. Aslında merak da edip de hani bunu yaşamak istemezdim. Bu kadar çok nefreti bünyemde taşımak istemezdim gerçekten. İstanbul'da talihsiz ölen çocuk sahte ifadelerle konuşmasına devam ediyor. Hala Berkin melek olduktan, üzerinden zaman geçtikten, hayli zaman geçtikten sonra hala, bakınız cümlelere bakın, ekmek almaya gidiyor. Halbuki hiç alakası yok. Maşa olmuş. Berkin Elvan'ın siyasi istismar aracı yapıldığını iddia eden Erdoğan, bunlar nerede? Suriye'de 300 bin kişinin öldürülmesine susacaksın. Sonra Kobani için konuşacaksın. Halbuki Kobani'de kimse yok. Kobani'den 200 bin Kürt bizim ülkemizde diye konuştu. Kendisi için neticesi ölüm olan her şeyin suç olduğunu ileri süren Cumhurbaşkanı, meclise gönderilen güvenlik paketinin tedbirleri yasalaştırmak için çalışıldığını söyledi. Yüzüne maske takıp sivillere saldıran bir anlayış, dünyanın hiçbir yerinde demokratik hak kavramının arkasına saklanamaz dedi. Sözün bittiği yerler vardır. Es verilen, nokta konulan yerler. Yurt Gazetesi'nin manşetinde asansör faciası soruşturmasındaki takipsizlik kararı var. Bir kez daha öldüler diyor. 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına dair soruşturmanın iddianamesinde şirket patronlarına takipsizlik kararı verildi. Tek suçlu asansör firması oldu ve güvenlik şirketi oldu. Çünkü patronlar hayatını kaybeden işçilerin ailelerine yüklü birer çek kestiler. Bu ülkede insanlar ne yazık ki devamında tünelin ucunda bir ışık göremedikleri için haklarını da aramaktan vazgeçtiler. Ben bu yüklü paraları alarak şikayetçi olmayan aileleri de kınayamıyorum. Çünkü bir şekilde hayat devam ediyor. Yetiştirilen çocuklar var. Devam ettirilmesi gereken bir toplum hayatı var. İşsizlik var. Mecburiyetler var. Borçlar var. İnsanlar çok zor mali koşullarda yaşıyorlar bu ülkede. Oysa hak aramak, hakkını aramak, anayasal hakkını aramak bir vatandaşlık görevi. Ama biz bu görevi ne yazık ki sosyoekonomik şartlar yüzünden göz ardı etmek durumundayız. İşte işin en acı tarafı da bu. İnsanlar haklarını aramaktan vazgeçiyorlar. Ne gücüyle? Para gücüyle. Çünkü o hakkını arayacak gücü yok. Davayı açacak, avukatlık ücretini ödeyecek gücü yok. O kadar bir süreçte işsiz dayanabilmeye gücü yok çünkü. İşte acı gerçek bu. Alo Tayyip hattı, Kobani'ye koridor açılmasına ve silah sevkiyatına izin vermeyeceğini açıklayan Erdoğan'ın tutumu, Amerika Başkanı Barack Obama'nın telefon etmesinin ardından 180 derece değişti. Söylemle telefon arasında aşağı yukarı 36 saatlik bir zaman dilimi var. Yeni yasaklar kapıda. AKP'nin hazırladığı güvenlik paketi bir dizi başlıkta önemli kısıtlamalar getiriyor. Sosyal medyaya yönelik denetim artarken polise de önleyici gözaltı yapma yetkisi veriliyor.
Davutoğlu, kimi kolaylıkların da sağlanacağını belirttiği pakette maske takmak suç haline gelirken Molotov kokteyli bomba olarak değerlendirilecek. Bu arada yeni Türkiye paketinde yenilik ve kolaylık olarak ifade edilen mahkeme kararı olmadan isim değişikliğini dilekçeyle sağlamak olayında son derece spekülasyona açık, tahribata açık bir durum görüyorum. Yani dilekçe verip kimliğinizdeki isminizi değiştirebileceksiniz ki bu böyle bir ülkede çok sağlıklı bir şey olmasa gerek. Sosyolog Nilüfer Göle, bugün Türkiye demokrasisi geriye dönük bir demokrasi oldu ve tabii bunun bir parçası olarak medyada kontrol ediliyor. İfade özgürlüğü kısıtlanıyor. Bu yüzden Gezi önemliydi dedi. Gezi çok önemliydi. Gezi bir ruhun geri gelişiydi. Beraber olabilme ruhunun geri gelişiydi. Farklı düşüncelerin, farklı yaşam tarzlarının aslında bir arada problemsizce yaşayabileceğinin gösterildiği bir fragman gibiydi Gezi dönemi. Bu filmin tamamını, filmin esasını bir an önce görmek istiyoruz. Üsküdar'daki Valide Bağ Korusu'na belediye tarafından cami yapmak için sabah baskın düzenlendi. Ancak mahkeme akşam saatlerinde aldığı kararla yürütmeyi durdurdu. İşte o yürütmeyi durdurmuşlardı biliyorsunuz. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki inşaatlarda da durdurmuşlardı o yürütmeyi. İşte o yürütme durmuyor bir türlü. Yürüyor bir taraftan. Bunun da takipçisi olmak gerekiyor. Evet, Yurt Gazetesi'nden de aktaracaklarımız bu kadar. Vatan Gazetesi'ne bakacağım. Ebola acil eylem planı devrede. Sağlık Bakanlığı'nın Ebola ve MERS virüsüne karşı acil müdahale merkezi olarak belirlediği Derince Hastanesi'ne iki hasta getirildi. 1,5 aydır Nijerya'da marangozluk yapan 45 yaşındaki erkek ile Mısır'da çalışan Türk işçi karantinaya alındı. İki hasta özel tecritli ambulansla taşındı. Görevliler maske ve elbise giydi. Bu arada bir de MERS virüsümüz oldu, nur topu gibi. Özellikle hac görevini gören hacılar tarafından taşınan virüs de endişe yaratmaya başladı. MERS virüsü, bir de onunla mücadele ediyoruz. Bu Dortmund elden kaçmaz diyor spor otoriteleri. Galatasaray bugün Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Alman ekibi Bundesliga'da küme düşme hattının bir puan üzerinde ve en çok gol yiyen takımlardan Galatasaray'ın en büyük kozu Schneider ve Burak Yılmaz. Şimdi Borussia Dortmund bir La Liga takımı. Biz böyle bayılıyoruz. Özellikle de milli maçlarda. İşte dişimize göre, işte helva gibi vesaire gibi tabirler kullanıyoruz. Ve ondan sonra da aldığımız neticelerle şaşkına dönüyoruz. Neden böyle oluyor diye. Dileriz Galatasaray rakibinin bu kötü günlerinden bir şekilde bu gece istifa eder ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna da devam eder. Peşmerge 48 saatte Kobani'de. Türkiye'nin yardım koridorunu açmasının ardından Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Lideri Mesut Barzani, özel kuvvetlere bağlı iki tabur peşmerge askerine 48 saat içinde Kobani'de olun talimatı verdi. Peşmerge'nin Türkiye'ye giriş güzergahı konusunda müzakereler sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçişin silahsız mı silahlı mı olacağını ve kaç kişinin Kobani'ye gideceği üzerinde çalışıldığını söyledi, ekledi. Amerika ve Avrupa Birliği üzerimizde büyük baskı kurdu. Bizden kara operasyonu yapmamızı istediler ancak biz bunu kabul etmedik dedi. İşte böyle bir söz arkasında, bilir misiniz, dün bir haber vardı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ın arkasında olduğunu açıkladığı bir konuşma. Bütün yani tarih tekerrürden ibarettir dendiğinde de dediler ki Aziz Yıldırım bir hocanın arkasındayım diyorsa o hocanın son günleri başlamıştır diye. İşte ben de böyle açıklamalar duyduğum zaman bunu hatırlıyorum. Yani bize böyle bir baskı kurdular Amerika ve Avrupa Birliği ama biz kabul etmedik diyorsa biliyorsun belki en fazla 48 saatte 36 saatte kara harekatına da Türk birlikleri katılacak demektir. Böyle anlıyorum artık bu açıklamaları. Tabii ki bu hoş bir şey değil ama böyle maalesef. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemi anlattı. Göz yummayız dedi.
Erdoğan, iç güvenlik paketiyle kolluk gözetim komisyonu kurulacağını ve dinlemelerin meclis denetimini alacağını hatırlattı. 90'lı yıllara dönmeyiz, polise, askere, bireyin hakkını ihlal edecek yetki vermeyiz. Verilen yetkiyi de aşmasına asla göz yummayız derken, olağanüstü yetkilerle donatılan polis teşkilatı ve bu açıklamayı aynı paragraf içinde nasıl kullanabildiklerini ben de bilmiyorum. Bunu konuşurken de, bunları yaparken de Berkin Elvan'ı tekrar hatırlatması hakikaten hiç hoş değildi. Burada da kolaylıklardan söz ediyor Başbakan Davutoğlu. Kılıçdaroğlu, Molotov suçtur, sen yakaladın da elinden tutan mı var diye sordu. 17 Aralık'ta takipsizlik kararı veren savcı için gerçek adı Rıza Sarraf'ın avukatı dedi. Bahçeli, 17 Aralık kararları için para sıfırlanabilir, vekaletin adaleti sıfırlanamaz. Velakin adalet sıfırlanamaz, hukuk sıfır çekemez, çekmez dedi. Peşmergeye koridor izini eleştirdi. Vatana karşı işlenmiş suç dedi. Sayın Bahçeli'ye söyleyecek söz bulamıyorum. Aydınlık, Aydınlık gazetesine geçeceğim ama kısa bir ara vereceğiz. Bu arada yine güzel bir müzik bizle birlikte olacak. Sonra devam.